Devam et. 18'e 18 kadar. Oluyor ya. 18 olduktan sonra hani daha abi 20 falan. Bunlar iyi değil ya. Artık yani olmamasını istiyorsun daha fazla. Artmamasını. Niye? Çünkü çok seri artıyor. Oğlum düz gitsene, nereye gidiyorsun? Oğlum niye düz gideceğiz? Buradan bağlanacağız yola. Ahmet doğru kardeşim. Amına hiç ışık da belli ışık olmuyor yok ya. Ki. Sen ışık ister. Okan. Haas. Abi orada Siyabet'in orada bir araba yıkayalım. Nerede? Siyabet'in orada. Oradan devam. Bak ifaye. Niye böyle yana yana gidiyor ki? Saatimiz 21.12. Eskiri dönüş kaçta? Gece daha yeni başlıyor. Dönüş güneş doğarken. Sen gece daha başlamadı. Eskiri de başlayacak. Gece daha başlamadı aynen. Aynen o şekil. Direkt SBR'a o zaman. Nereye? SBR'a. Eskiri'de zaten dolu. İyi geldi mekan. Aynen öyle. Yola çıkıyoruz ısırda. Okan Z raporu veriyor. Okan Z raporu geçmesi gerekiyor mecburen. Ahmet yine belli olmadı zaten. Ahmet. Şu şekilde bir şey mi olacak Ali? Bilmiyorum işte. Videonun ilerleyen dakikalarında böyle bir anı bekliyoruz. Nasıl bir an? Nasıl bir an? Çok güzel bir an kanka. Oğlum Ali'nin kanalda telif olmaz ki. Salak aç videoyu ya, zaten para kazanamayız, bir şey yapamayız. Telif atsalar ne olacak? Yeni kanal açarız sonra. Evet dostlar, şimdi EF'nin arabayı yıkıyorlar. EF'den Ahmet yaprağı şu. Az önce karanlıkta görmediniz. Ahmet hi guys de. Hi guys. EF'den. Okan yine her zamanki gibi amelenin peşinde. Arka çok beter ya. Arkaya baksana. Oğlum bayağı basacak, nefes ötecek. Araba neyi değiştirdin? Tamam bu kadar yeter. Kankalar ben tuvalete gidiyorum. Tamam sen geç yani. Tamam hadi öpüyorum. Arkadaşlar bu tuval, jandarma abi var. Neyse. Şimdi kapatıyorum. Eskişehir'de çok yüksek ihtimalle anlatırım. Emin Fidan'a hain bir planımız var. Bir itlik sertelik peşindeyiz ama eğer götümüz yerse, çekersek videoya çekeceğim. Hep birlikte izleriz. Eskişehir'de görüşmek üzere. Evet dostlar, şimdi geldik. Şurada şarj istasyonu var. Arabayı biz bilerek buraya çektik. İtlik serserilik bu saatten sonra. Hiç şeyden haberi yok. Moku ile geldi. Ne oldu lan? He? Okan ne oldu? Beter haldeyim. Maske yapıyor şu an. Tamam mı? Acilen, yani. Acilen dördümüz gelirken Ahmet kardeşim sağ olsun kahve ısmarladı. Acayip çişimiz var. Abi şu Ahmet medeniyete bakar mısın? Kahve içmeyin. Ahmet ister misin? He? Kanka adam sadece tuvalet almaz bizi ya. Gençler şimdi Luna Park'a gideceğiz de geçmeden önce içecek bir yer buluyoruz. Bulduktan sonra görüşüyoruz. Ali dur arkadaşlar, şunu göstereyim ya akraba. Şöyle bir şeye geldik. Ben hayatımda ilk defa bineceğim. Bunlar tutturdu, şuna binelim. Hiç güvenesim gelmiyor. Bak hiç gelmiyor. Ben daha önce bindiğimde şey vardı böyle, etrafında kafes vardı böyle, hani içinden düşsem bile kafesin içinde düşüyordum böyle, kafesin içinde yuvarlanıyordun. Bunda öyle bir şey alakası yok yani, baksana şuna. Abi Allah korusun, o kemer bir açıldı mı buradan böyle bak döndün. Dönerken direkt hop, Allah korusun Espark'ın oradasın. Benim yemin ederim şu an ayaklarım titriyor. Eminler ona mı bineceksiniz? Ahmet gidiyoruz mu? Abi bu çok rezil bir şey ya. Ya. Oğlum bu direkt... Bu çok eğlenceli Ahmet, gel gel. Arkadaşlar biz biniyoruz, çekim yasak. Oha lan parmağım çekiyor. Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz 3 tane şerefsiz var ya, özellikle şu ayakta dikilen değil. Bu biraz namuslu şerefli insanla. Şu kırmızıyla siyahla. Önce şu Crazy Dance'a bindik. O bir tık iyiydi. İnsanın midesini falan bulandırıyor. Ama şu... Bak yüksekten korkusu olan, ayaklarım hala titriyor. Yüksekten korkusu olan binmesin. Binmesin abi ya, hiç gerek yok böyle şeylere. Bunlar çok eğlendi. Hiç binmeyin, yükseklik korkusu falan değil, hiç binmeyin. Aqua Park'tan daha çok benim halime eğlendiler de. Alakası yok yani abi, baksana şuna nasıl çeviriyor ya. Yüzüstü aşağı düşerken bak hangisi, şunlar. Yemin ediyorum böyle yüzüstü sanki
yere çakılacakmışsın gibi oluyor ama son anda kurtuluyormuşsun gibi. Bak şöyle dönüyor. Abi çok iğrenç bir şey ya. Ya tabii hastası da var. Günde 5-10 kere binen vardır buna da. Ben hiç bak benim oyuncağım şu. Şuna biniyorsun baba. Yukarıdan hafif bir melodi çalıyor. Aşağı yukarı aşağı yukarı bitti. Bu kadar da. Şimdi Luna Park hevesini kapattık. S Park'ın çevresine o barların falan oraları gezeceğiz. Oralardayken falan tekrar açarım. Şu an çıkacağız Aqua Park'tan. Abi baksana hızlı döndürüyor bir de. Allah korusun ya. Var ya yemin ederim Allah korusun ya. Ben böyle şeyi de çok izlemiştim. YouTube'da bunların kaza videoları falan vardı ya. Bunları falan çok izlemiştim. Bir tanesi kopuyor böyle adam uçuyor falan. Abi hiç gerek yok. Allah korusun ya. Ya baksana şuna olduğu yerde bir de 360 dönüyor. Bir de yükseğe falan kalkıyor. Eminler diyor Antalya'daki bunun ilk katıydı da. Ben buna bindim bir kere daha bir daha bir de binmem yani. İmkanı yok böyle bir şey. Bu kadardı. Yere çarpacak gibi olmuyor mu? Bu kadardı. Aynen. Ayağın da yere çarpma hissiyatı oluyor. Ama o aklına gelmiyor zaten. En üsttesin ya bak en üstten aşağı doğru dönerken bak kızdaki yüzüstü sanki yere çakılacakmışsın gibi oluyor. Sırt üstü olduğunda sıkıntı yok. Yeri görmüyorsun ya hızını falan bilmiyorsun. Böyle sanki asansörden aşağı iniyormuşsun gibi. Ama öbür türlü abi imkanı yok. Yüzüstü hiçbir türlü imkanı yok. Hiç mantıklı bir şey değil yani bence. Ama tabii eğlencesi var. Yüksekten korkmasam eğlenceli olabilir miydi? Eğlenceli olabilirdi ama yükseklik korkusu olan bir insan bunu hayatta binmesin. Bir tık da midemi bulandırdı. Neyse şimdi geçiyoruz. Şunları rahatsız edeyim. Konuşamadım. S Park onları da görüşürüz. Biraz sonra kapanır bak ha. Her türlü her zaman. Ne bu? Yemek yemeye geçelim. Ne yiyeceğiz? Bir bok da belli okunmuyor ki. O okunuyordur bilgisayardan izleyenler. Abi benim yemekteki bir şeyim kalmadı. Ben yersem çıkarırım. Bu kadar basit. Ali Bey. Evet. Şu gördüğünüz cihaz için görüşleriniz nelerdir? Az önce kanka hepsini anlattım. Buna yüksekten korkusu olanın binmesi için... Abi yüksekten korkunu yenmek için buraya Eskişehir'e gelip şuna binmek hakkı değil. Direkt Antalya'daki... Bak Antalya'daki olay ne biliyor musun? Şuradaki bir bacağı, tamam mı? Şundan bir tane daha var. Daha da beter olur. Mikrofona basmıyoruz değil mi? Neyse. Hani şurası bir bacak, tamam mı? Şuradan bir tık daha var. Hani bayağı gökyüzünde. Vallahi gökyüzünde. Yere düşerken de gök yerinde oluyor. Ama var ya şunda hiç güvenlik hissetmiyorsun bunda bindiğin zaman. Çünkü havalı bir şey yok. Bizim Antalya'da bindiğimizde presli bir şey vardı. Presli yok. Direkt hani içerisinde hareket etmiyordun. Biz bununla İçeride yuvarlanıyorduk, geziyorduk. Boşluk korkuyor zaten. Aynen. Lan içeride ben böyle bak, yüzüyorum böyle. İçerideyim, normal oturuyorum. Aşağı doğru iniyorum ya. Aşağı inerken gidiyorsun ya, aynen. Yapışıyor. Orada Antalya'da öyle bir şey yok. Güvenli hissediyorsun bu sefer keyfini çıkartıyorsun. Şöyle bir çıkıntı var ya, ne olmasa yere çakılacak gibisin. Emin? Ha. Görüşlerin ne? Standart. Normal çocuğu, hadi anlat bakalım. Abi... Antalya'da gidip daha iyiydi. Ya bu biraz dandik ya. Ve şu an nerede lan hocam biliyor musun? Hani şuralardan kafatası şu an. Orada değil. Şu an şu tepede. Sıkmaktan dizim belki şey olmuştu. Ali'yi ben ara sıra görüyorum tamam mı? Direkt kafayı netlemiş böyle sabit bir şekilde ben bakıyor. Hiç bakmadım. Ellerimi tuttum kapı sürekli böyleydi. Karşıya bakıyordum. Şu karşıdaki binanın terasıyla aynı seviyeye geliyor. Neyse. Fazla da süreyi uzun tutmayalım. Hani evet. Montajlarda falan filan seyirciler şey olmasın. Manzara geçince. Yaklaş. Emin Fidan hayır tuzak. Emin Fidan hiçbir şeyden habersiz bekliyor. Yemekleri seçiyor hala. Kanka tamam da biz pastayı nereden alacağız? Ya buluruz illa bir yerden ya. En kötü tıraş köpüğü alırız. Tıraş köpüğüyle bir dolandırırız. Pastayı da şey yapacağız. Ahmet pastayı çok seviyor. Ben pastayı çok seviyorum. O yüzden iki tane pasta alıyoruz diyeceğiz. Tamam. Pastalardan bir tanesini. Oğlum yumurkalar pastalar var ya ufak pastalar. Ondan üç tane alalım. Bir tane ana bir pasta ama alırız. Ama güzel tişört de almadık. Nereden bulacağız bu saatte tişörtü? O harbiden ha. Benim gömleği veririm ya. Bende ekstra şöyle bir şey var. Benim gömleği veririm. Abi umurumda gelmez benim. İyi, tamam. Yapalım abi. İyi, tamam. Hayır illa yapalım derken şu video muhabbetinde şey yapma. Çünkü hayır, sen dedin benim aklıma sen soktun. Kanka yapalım da o, evini biliyorsun şimdi zaten titizim. Ya ağlayacak. Çok i̇lla ağlayacak. Ya işte falan filan ne ki. Ağlayacak ama umuruma gelir mi? İyi tamam. Hani şu yüz. Okan bak. Bir bokluk var, gerçekten bir bokluk var. Em duyuyorum abi. Şey bir tırkı vardı, Emin neydi o? O zaman yavaştan eğlencenin sonlarına doğru devam.
bir tık kızar. Evet gençler, şimdi... Şimdilik. Şunun planlamasını Ali benim aklıma geldi. Mantıklıydı. Şunu Emin'in suratına vuracağız. Şöyle bir... Şöyle bir... Gökhan nasıl yaladı? Yalandı güzelmiş. Emin videoyu izledikten sonra var ya... Büyük ihtimalle bir gün falan banyodan çıktı. Benim parmaklarım falan sürüyor. Alakası yok. Ondan sonra... Şu pasta afiyetle yemek için. Aynen, mum almadın mı? Mumu içine attım dedi kadın. Bunun poşetinde olması lazım. Ya, şey mumunu yakalım şunu bir. Hani happy birthday to you. Allah'tan arabanın direkt yanındayız da ıslak mendil falan. Aha, o yüzden dedim ya. Emin'in sıfatını vurduktan sonra telefonda video fotoğraf falan da çek. Hı hı. Yerleştireyim mi mumları buna? Mum yerleştir, hani biz böyle takılıyormuşuz sana. Ama şunu şey yapmamız lazım. Ne yapacaksın onu? Görmemesi lazım ya ufak pastayı. Ufak pasta ne alakası? Tamam kanka, gelmeyecek zaten. Ben Emin'e söyledim. Kanka pastadan haberin yokmuş. Tamam mı dedim? Tamam dedi. Tamam. Şimdi o gelmeyecek. Şunu koyalım. Çevreyi kirletmiyoruz. Şunu al. Şunları yak. Ya saat bak kaç? Gecenin 1.30. 2'ye doğru yaklaşıyor. Sırf adama pasta bulacağım diye Eskişehir'de açık pastane aradım. İşte. Sonra diyor ki şeyde kafede oturuyoruz ya. Ne ben... diyor? Arkamdan Ali bizi sattı gitti. İp ne? He. Öldü değil mi? Karaktersiz. Yapılacak iş miydi diyor. Gelirken zaten öldü de. Ben dedim adam takılıyor dedim. Ne var yani falan filan. Hani konudan uzak olsun. Arkadaşını görmeye gelmiştim. Ben varım diyor. Sen varsan var. Sen her gün varsın dedim ya. Bana mı varsın? Allah Allah. Gelirken öyle dedi zaten. Gerizekalı, pasta alacağını bu kadar bekletmeseydin daha iyiydi dedi. Valla pasta gördü. Kanka gördü, ben işte dedim Emin pastadan haberin yok dedim. Gökhan. Gökhan dur gel. Ne yapıyorsun? Ne? Burada mı vuracağız? Oğlum olay o yeri burası. Bence ne yapalım biliyor musun? Elimizde böyle pastayla gidelim. Emin tam bu pastaya odaklandı. Kanka cadde ya. Ne olacak? Cadde milletin yanında şey olmaz. Olmasın. Hani burada daha rahat. O zaman sen bu pastayı nereye saklayacaksın? Ya şu geleceği zaman. Ama elimle görecek. Bunu ya. Bak ne yapalım biliyor musun? O zaman sen bunu aşağı al. Şöyle ben... koyarken mesela şöyle yapıyorsun ya. Taaak. Bak sen onu benim aşağıma koy. Şu aşağıya koy. Aşağıya koy. Heh. O pasta orada duruyor. Şunların mumlarını yakalım. Söner Emin oğlum. Emin gelsin. Tamam, Emin'i çağırsan. Evet gençler. Bir dal yapraklık yapıyoruz. Emin kardeşim biliyorum çok titiz bir insansın bu konularda ama... Biz biziz, Bilecik'te değiliz, bir ufaktan bir eğlenelim diye böyle bir yavşaklık düşündük. Ben bunu belki 1.5-2 senedir falan düşünüyorum da götüm yemiyordu. Bu sefer Gökhan'la birlikte işbirliği yaptığımızdan ötürü. Emin şimdi büyük ihtimalle pasta sıfatını yiyeceğini anladı, gelmek hiç istemiyor. Ve doğum günü çocuğu da geliyor. Çakmak. Olsun kardeşim. Ben buradan söylüyorum, çok özür dilerim kardeşim. Yapacak bir şey yok artık. Çakma al. Gerçekten bak zaman kayboldu ya. Oğlum niye öyle diyorsun? Şurada bir pasta yükleyeceksin. İşte, muhabbet yapacağız. Pastanın yarısını suratına vurman alakası yok da. Öyle bir şey yapsa eve yürüyerek döndürürüm. Oğlum ben bu pastayı ziyaret eder miyim? Bana ne senin doğum günü? En azından onun farkında. Ev yürüyerek döndürürüm. Onu yaktım bu gitti bu sefer. Tamam. Üflüyormuşsun. Üfle. Oğlum dur ya. Şey nedeniyle üflemiyoruz. Korona nedeniyle. Ha. Aynen. O zaman tamam. Ya şöyle yak, şöyle üfleyelim. Oğlum arabadan keşke ıslak mendil falan da alsaydınız ya. Çatal beni aldınız inşallah. Sana bir şey diyeyim mi? Yemin ederim. Hiç aklıma gelmedi. Biraz ciddi misiniz? Sana yem... Pastayı koyan salam da mı aklına geldi? Vallahi billahi hiç gelmedi galiba. Ya hayır, buraya koyduğunda da senin de aklına geldi. Ciddi misiniz? Dalga mı geçiyor? Kanka ben yemin ederim ciddiyim. Benim hiç aklıma gelmedi. Ya şu an ciddi olarak. Kanka ne yaparız biliyor musun? Hani video için de gerçekten. Kardeşim, Emin üniversiteye de bakayım ne? Ozan, gelse Emin yürek döndüğünü biliyorum. Ben bir gördüm. Arabanın anahtarını ver, Ahmet koş. Bizi ıslak menil alır oradan. Anahtar nerede? Emin anahtar nerede? Ozan, gelse yürek döndüğünü biliyorum değil mi? Aşağımız ciddi diyor. Happy birthday to you de bakayım ben. O kadar siktir git. Dur şu pastayı alayım bir tane. Pastayı alayım, pastayı da. Ye bakayım ben. Evi yürüyerek yiyecek gerçekten.
Salak ya, gerçekten salak ya. Oğlum daha dur. Ocak yaklaşıyor, Ocak'ta intikamını alacağız. Lan gerçekten salaksın ya. Gerçekten salaksın ya. Bir de hala video çekiyor beyinsiz. Kanka özür dileriz de yapacak bir şey yok ya. Kanka çok özür dileriz. Biliyoruz senin böyle... O ya ciddi olarak yürek dönüyor bak. O sen şaka yapmıyor. Ha? Ciddi sen olarak yürek dönüyor. O bilete gir, otobüs bileti bakmaya başladı şimdi. Ciddi olarak şaka yapmıyorum şu an. Lan yürek gülerme ya. Yürek değil lan, otobüs biletini alırız. Otogara bırakırım Max. Oo, otogara bırak, helal olsun lan. Bir şey diyeyim mi? İnsaflı çıktı. Ben olsam otogara da bırakmam. Ali dedi ki, kanka bize de büyüğü yapıştıralım, pasta yiyemeyiz zaten dedi. O yüzden çatal almadı şerefsiz. Bak yalancıyı görüyorsun değil mi? Ahmet hadi lan, gülüp kanka, durma orada hemen. Kanka, ne ki 22 yaşının verdiği şey bu mu? He? Yok hani diyorum bak, otobüs dedi gerçekten bak. Ver kardeşim, ben temizlerim. Otobüs bileti çıkart. Abi parmağını hala yalamayı bırak da çocuğun sıfatını temizle. Çocuğun salak olduğunu ben söyledim. Tahmin ettin mi sen böyle bir mallık yapacağını? Dedim bak çünkü salak dedi. Gerizekalı bu bununla çıkarmış mı Volkan salağı? E sen ayrıca şey mi aldın? Neyi mi aldım? Pasta oğlum, mı aldın? Biz bunun bir saatten beri gel. Ya Volkan sik. Lan dur. Küfür etme. He? Küçük pasta mı aldın? Bunun için mi aldın peki? Ne için alacağım bunların başka? Bana dur, ben temizleyeceğim. Bana dur. Ya Okan siktir git, ben temizlerken de ben... Hayır ben temizleyeceğim ya. Ben peçileri boşalt. Tamam gençler, ortalık geriliyor. Ben kaçıyorum. Ben. Çatal var mı? Ya Okan versene. Yemin ederim çatal yok. Tamam ben bunu... Neyse bu da böyle bir saçma sapan bir vlogtu. Başka bir vlogta, Emin'in bize sövmediği bir vlogta görüşmek üzere.